Marmaris'te günlük olarak yayın yapan bir yerel gazetenin sahibi ve genel yayın yönetmeni Temel Irmak, Gezi Parkı'nı gerekçe göstererek ilçede eylem yapan kişilerle sosyal medya üzerinden kendisine hedef gösterdiğini iddia ettiği CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Üstün hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulundu. Marmaris Adliyesi'ne giden Irmak, avukatıyla birlikte savcılığa suç duyurusu dilekçesini verdi. Çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulunan Irmak, bir sosyal paylaşım sitesinde son günlerde yaşanan olaylarla ilgili Marmaris'teki esnaflar zor durumda. Artık bu eylemleri bitirin, turizm geriledi, esnaflar da size karşı eylem yapacaklar yorumunu yaptığını söyledi. Marmaris CHP Gençlik Kolları Başkanı yazdığım yazıyı alıp sayfasında, Facebook sayfasında yayınlayarak partili arkadaşlarını ve yasa dışı örgütlere beni hedef olarak göstermiştir. Yazdığım yazı gayet açıktır. Diyorum ki Marmaris'teki esnaflar zor durumdadır. Bu direnişi artık bitirin, turizm %50 geriledi ve esnaflar da size karşı eylem yapacaktır şeklindeydi. Onun hakkında beni partililerine ve yasa dışı örgütlere hedef gösterdiği için suç duyurusunda bulundum. Irmak, sosyal medya üzerinden yaptığı yorumu CHP Marmaris Gençlik Kolları Başkanı Erkan Üstün'ün kendi sayfasında paylaşarak partililerine ve yasa dışı örgütlere kendisini hedef gösterdiğini iddia etti. Geçtiğimiz günlerde AK Parti'nin binasına çıkıp bayrak asmıştır. Yanındaki arkadaşının yüzü kapalıdır. Bu nasıl bir eylem? Nasıl direniştir? Ben soruyorum burada. Tüm savcıları göreve dağıtıyorum. Göreve çağırıyorum. Ve bu kişilere hesap sorulsun. Türkiye'yi karanlık günlere götürmek isteyenlere hesaplar sorulsun artık. Bizim de sabrımız taştı. Marmaris'te 15 yaşındaki eylemcilere her gün birilerinin yemek ve içki dağıttığını öne süren Irmak, savcılığa bu kişileri tespit ederek olumsuzluklara son vermesi için ve şahsıma yapılan tehditle şantajların gereğinin yapılması konusunda suç duyurusunda bulundum şeklinde konuştu. Bu eylemcilere 15 yaşındaki çocukları oraya meydana toplayıp içki ve yemek dağıtıldığını duyuyoruz. Savcılar görevini yapıp bir an önce bu kişileri tespit edip bu işlere son vermesi için ve kendime şahsıma yapılan da bu tehdit ve şantajlar için Cumhuriyet Savcılığına bugün geldik ve şikayetimizde bulunduk. Yapılan bu açıklamanın üzerine görüştüğümüz CHP Gençlik Kolları Başkanı Erkan Üstün de hakkında ortaya atılan iddialara yönelik basın açıklamasında bulunacağını söyledi.